Efendim merhaba. Bugünkü buluşmamızda 12 Mart 1971'de verilmiş olan muhtıranın tarihi üzerine konuşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi masamın üzerinde 12 Mart o muhtıra, o dönemi anlatan kitaplardan şöyle bir seçki var. Bu konuda çok büyük bir kütüphane var ülkede. Türkiye'de çok kitap yayınlandı. Şu gördüklerini sanıyorum ki bütün o yayınlar içerisinde herhalde %50'sidir. Geri kalan kütüphanemde işte şöyle bir sizin için getirdim buraya koydum. Meraklı arkadaşlarım işte bakabilirler. Bunlar içinden piyasadan bulmak istediklerini de araştırır, bulur. Okumak isteyenler okurlar efendim. Arasında Bendeniz'in de yazmış olduğu iki tanesi var. İki kitap var. Birisi Aynadaki Tarih, öbürkü İsyanlar, İhtilaller, Darbeler, Bir Geniş. Şimdi şöyle başlayayım önce. Türkiye'de bu askeri müdahaleler neden oluyor, neden yapıldı? Bir kere çok net, yanıtım çok net. Ben bunu Ergenekon mahkemelerinde yargılanırken de orada da aynısını söyledim. Kitaplarımda da yazdım. Televizyon programlarında da ifade ediyorum ki Türkiye'de askeri müdahalelerin önünde de arkasında da ABD ve NATO var. Cümlem çok açıktır. ABD istemediği sürece darbe yapamazsınız. Çok açık. Son Biden'ın, efendim Dışişleri Bakanı'nın bir açıklaması var. Dedi ki biz artık ABD olarak askeri müdahaleler, darbeleri desteklemeyeceğiz. Onların içinde olmayacağız. İşte bu bize pahalıya mal oluyor falan. İyi güzel, sağ olun, Allah razı olsun. İyi ki vazgeçmişsiniz. Ama arkadan da cümlenin devamı ne? Yumuşak güç unsurları efendim desteklenerek demokrasi adına, demokrasilerin kurulması adına müdahalelere devam edeceğiz. Mealen de böyle bir şey. Peki, şimdi gelelim. 12 Mart 1971'in öncesi neydi? Bu niye oldu? Bize bunun bedeli ne oldu? Ülke olarak biz ne çekiyoruz? Sonlandı mı? 1971'deki bu müdahale arkası nasıl geldi? Efendim, başlangıcı şöyle. 1950'den itibaren, yani Demokrat Parti'nin iktidara gelişinden itibaren Türkiye'de yavaş yavaş özgürlükler askıya alınmaya başladı. Demokrasi tekerleği yavaş yavaş döndürülüp sonunda kırıldı. Ha, bu neyle ilgili süreç? Hiç kuşkusuz ki Soğuk Savaş dönemiyle ilgili siyaseten, ama öte yandan din istismar edilmeye başlandı. Yani bunların başlangıçları, bugün yaşadıklarımızın tarihsel kökleri, kökenleri var. Şimdi bu süreç böyle devam ederken hepimizin bildiği, daha önce paylaşmıştım. Şimdi yeri geldiğinde, tarihi geldiğinde de eğer hala bu YouTube programına, bu kanala devam ediyor isem, eğer 27 Mayıs'ta da yıl dönümünde de oradaki meseleyi ortaya koymaya çalışırım. Çünkü benim akademisyen olarak tam 13 yılım bu askeri darbeler, bu müdahaleleri araştırmakla geçti. Daha önce paylaşmıştım biliyorsunuz, o kitabı sonra yaktık, yayınlamadık. Bu Ergenekon yargılanmalarından sonraki süreçte. Şimdi sonra ne olacak? 68 kuşağı, 60 müdahalesi oldu, 61 anayasası yapıldı. 61 anayasası özgürlüklerin önünü açan, sağ sol, özellikle sol kitapların yayınlanmasının önünü açan bir özgürlükçülük ortamı doğurdu. Fakat 1968'e doğru gelirken dünyada 68 kuşağı hareketleri başladı. Önce Fransa'da başladı üniversite öğrenci hareketleri. Tabii ki sonra doğal olarak Türkiye'de bu yansıyacak. İşte bakın burada bu Harun Karadeniz'in Olaylı Yıllar Gençlik kitabı, bu açıdan önemli bir kitap. Bu FKF, Fikir Kulüpleri Federasyonu Dev Genç Tarihi, Ali Yıldırım'ın kaleme almış olduğu bu kitap. Bu gençlik hareketlerinin anlatılması tarihi açısından bunlar olağanüstü önemli. Çünkü içlerinde falan yaşandı. Ve geri kalanlar. Ve geri kalanlar. Efendim, sonra ne oldu? İşte bu Dev Genç kurulacak örgütler. Fakat bu arada Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi, ki sonra adı Milliyetçi Hareket Partisi'ne dönüştürülecek 1969 yılında. Efendim bu partide gençlik örgütünü kurdu. Komando kamplarını kurdu. Komando kamplarında silahlı eğitime başlattı gençleri. Şimdi şöyle bir durum var demek ki. Sağda bir örgütlenme, gençler orada örgütleniyor. Solda bir örgütlenme, gençler orada örgütleniyor.
Üniversite gençliği şimdi kamplaşmaya başladı. İşte deniz gezmişlerin ortaya çıkışı, Mahir Çayan'ın deniz gezmişin ortaya çıkışı, İstanbul Hukuk'ta birisi, Ankara Siyasal'da işte bir başka grup, sonra Ankara Hukuk'ta da tabii bu sol gençlik yapılanacak ve öğrenci hareketleri dediğimiz hareketler başladı. Şimdi işin o ayrı kısmı, bu programda o kısmını anlatmayacağım. Bu ayrışmanın sonucu işte sağ ülkücü gençlik, yani komando kamplarında yetişen o çocuklar. Ondan sonra soldaki gençlik, işte bu deniz gezmişler kuşağı. Bunlar birbirlerine düştüler. Ve işte orada silahlar kullanılmaya başlandı. İşte sonra bu sol örgütlenme, banka soyma, banka soyarak elde edilecek paradan işte silah alma gibi bütün bunlar, bu eylemler başlayacak. Deniz gezmişler, Amerikalı askerleri işte Balgat üssünden kaçıracaklar ama sonra serbest bırakacaklar. Sonra Efraim el-Rom, İsrail Başkonsolosu kaçırılacak. Sonra o öldürülecek. Zaten ondan sonra son derece sert tedbirlerle Şal Hareketi deniyor. Balyoz Hareketi, Şal örtülecek. Balyoz Hareketi denir onun adına efendim. Ve ondan sonra zaten olanlar oldu. Şimdi buraya kadar şöyle bir çok basit bir özetleme yaptım. Gençlik öğrenci hareketlerinin tırmandırıldığı nokta açısından. Peki, şimdi 12 Mart ne? Şimdi efendim, bakın toplumda bir taraftan bu gerginlik yürürken gençlik kanadı, öbür kanatta da, yani öbür kanat dediğim neresi? Akademi, ordu, medya. Burada da sol düşünce yükseliyor ve Türkiye'de bir sol devrim yapılabileceği düşüncesi, efendim, ciddi biçimde bir kabul gördü, taraftar buldu. Öyle ki bir anayasa hazırlandı. Bakın anayasa bile hazırlandı. Böyle bir devrimden sonra göreve gelecek olan Bakanlar Kurulu, Cumhurreisi, bütün bu listelerin hepsi bile hazırlandı. Şimdi bir taraftan, tekrar söylüyorum, akademisyenler, gazeteciler, işte sivil toplum mensupları, ordu mensuplarıyla ilişki içindeler. Ordunun içinde de bir sol kamplaşma, efendim bir sağ kamplaşma, ki sağ kamplaşmanın adına faşist kamp deniyor. Faşist efendim örgütlenme deniyor onun adına. Soldaki sol jargona, sol literatüre göre bir suçlama aynen bu yönde. Peki bütün bunlar olup biterken iktidarda kim var deniyorsa, bütün bunlar olup biterken tabii ki iktidarda 65 seçiminden sonra da gelmiş olan az ezici çoğunlukla iktidarı almış olan Süleyman Demirel başbakanlığındaki sağ iktidarlar var. Şimdi bu öğrenci hareketleri oluyor, bitiyor da o dönem ki bu iktidar acaba buna nasıl bakıyor derseniz, bakın Sadi Koçaş'ın bilemiyorum artık piyasada var mı yok mu bu anılar ki daha bunlar 1977'de işte ben üniversitede öğrenciydim bunları aldığım zaman. Şimdi bakın orada sayfa 1912'den size bir şey okuyacağım, bir bölüm. Şöyle bir şey söyleyeyim efendim. İşte diyor 12 Mart'tan sonra beni en çok düşündüren ve rastgele tutuklamaların karşısına çıkaran yukarıda bir anı anlatıyor. Bu olmuştur diyor. Peki. Bu gençleri bu hale getiren ve birbirine düşman eden politika ve yönetim kadrosunu tesadüfen işgal etmiş dar görüşlü kişileri suçlamıştım sadece. Kendi kusurları yüzünden yanlış yollara saptırılan ve birbirlerini düşürülen bu gençleri değerlendirmekten, anlamaktan aciz yöneticiler de asıl suçlular. Dikkat edin bak ne söylüyor yönetici, ama bu yöneticiler yalnızca politikacılar değil. Aynı zamanda asker kanadı, yani Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, o dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı, hepsi suçlu. İte kırdıralım diyen idareciler, böylesine çağ dışı bir tedbire itibar eden politikacılardı, suçun kaynağında oturanlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Ülkenin Başbakanı, İçişleri Bakanı, gençlerin bu kamplaşmasına, birbirleriyle bu mücadelesine, hatta öldürmelerine, ne diye bakıyor? İti ite kırdırmak diye bakıyor. Yani onlar birbirine kırsın, düşünebiliyor musunuz? Bu ağızlarından çıkan cümledir o tarihte. Ama idealist insanların heyecanlı reaksiyonlarının zoraki sonucu olan 12 Mart'ın astığı astık bazı yöneticilerine de mevkimize ve sorumlu olmamıza rağmen anlatamadık bu gerçekleri.
gençleri iç sayan ve onları birbirlerine kırdırtarak devlet idare edeceklerini sanan zihniyetin belgeli temsilcilerini bile yönetimin başından atmamıza olanak vermediler. Onların kurbanları olan gençliğin, yani burada suçlananlardan birisi kim biliyor musunuz? O dönemce Cumhur Reisi makamında oturan Cevdet Sunay, eski Genelkurmay Başkanı. Onların kurbanları olan gençliğin hiç olmazsa eli henüz kanlanmamış kitlesine karşı yol gösterici, ıslah edici olmanın faziletini de anlatamadık bir türlü. Aşırı solu temsil eden bir dem genç yetkilisi, aşırı sağı temsil eden galiba bir ülke ocaklı, ortayı temsil eden de bir sosyal demokrat genç, bir televizyonda 1970 yılının başında televizyonda bir araya geldi. Hatta bir Milliyet gazetesi olması gerekiyor. Onlarla geniş efendim söyleşiler yaptı. Birkaç günde yayınlandı. Bak şimdi öyle bir durum varken sonunda ne oluyor? Peki şimdi nedir bu 12 Mart'ın önemi? Tarih açısından değerlendirmesine baktığımızda çok özeti şudur efendim. Sol junta Türkiye'de bir sosyalist devrim yapmak istedi. Ama bütün bunlar kendi aralarında, bu sol cuntanın mensubu olan subaylar, ki size çok önemli bir kitap tavsiye edeceğim. Talat Turhan'ın bu Kontrgerilla, bu ünlü bomba davası kitabıdır. İki cilttir. Bilemiyorum eski baskısı, ilk Kastaş'tan çıkıştı. İşte hala baskısı var mı o kitabın bilmiyorum. Şimdi kütüphanemden indirmedim. Talat Turhan'ın bu konu yazılmış 10 cilt kitap var. 10 cilt. Çok geniş geniş anlattı meseleleri. Bakın İsmail Cem. Sonradan Dışişleri Bakanlığı da yapacak, TRT Genel Müdürü olacak. Bakın ne diyor? Diyor ki 12 Mart rejiminde sonuç bulan gelişmelerin iç nedenleri kadar dış nedenlerinin önemli olduğu, hatta bu iç ve dış nedenlerin bir bütün yarattığı, karşılıklı etki tepki ilişkisi içinde olduğu, İhsan Sabri Çağlayangil ki Adalet Partisi'nin çok ama çok önemli bir politikacısıdır, Dışişleri Bakanlığı da yapmıştır, pek çok mevkide bulundu. Çağlayangil'in konuşmalarından anlaşılıyordu. Gerçekten 12 Mart olgusunu bir CIA'siz değerlendirmek, Orta Doğu konjonktürünün dışında düşünmek, haşhaş sorunundan koparabilmek imkansızdır. Bunlara bir takım dış siyasal arayışların Türkiye'nin dahil olduğu blokta yarattığı huzursuzluklar, tedirginlikler de eklenebilir. Sayın Çağlayangil 12 Mart'a ilişkin mülakatında özellikle haşhaş sorunu üzerinde duruyor. 12 Mart'ta haşhaşın olduğu, Başkan Nixon'ın selamına haşhaş meselesiyle birlikte geldiğini, eğer Türkiye'de haşhaş ekimini yasaklayacak hükümet Nihat Erim hükümeti ise Amerika için en iyi hükümetin Erim hükümeti olduğunu belirtiyor. Sürekli olarak konuşma haşhaş ekimine dönüp dolaşıp geliyor. Gerçekten neydi bu haşhaş sorunu? Neden 12 Mart'ta var olacak ölçüde haşhaş önemliydi? Şimdi Amerika'ya gidildiğinde Amerika hep kendi ülkesindeki gençliğin uyuşturucu bağımlılığının ana kaynağının Türkiye'deki bu haşhaş ekimi olduğunu söylüyor. Oysa ki Türkiye köylüsü onlarca yıldır haşhaş eker, hiç kimse Türkiye'de öyle bir bağımlılık yoktur. Afganistan'la karıştırıyorlar. Şimdi bak orada ne diyor Nihat Erim hükümeti? Peki efendim, o zaman çok özetliyorum. Çok özet anlatacağım. Şimdi ne oldu? Sol junta darbe hazırlığında, fakat bu arada MİT, CIA, hatta KGB, tahmin edebilirsiniz ki öteki istihbarat örgütleri de bu sol yapılanmayı, sol organizasyonu yapma peşinde koşanların toplantılarını izliyorlar. İşte bunlardan birisi kimdir oradaki ihbarcı? Mahir Kaynak Hoca'dır. Benim de çok severdim Mahir Hoca, ışıklar içinde uyusun. Efendim Atıf Erçıkan'dır, Kor General. Bak bunlar ihbarcılar kısmı. Bunlar. Çünkü o toplantıyı teybe aldılar falan filan. Sonuçta ne oldu biliyor musunuz? 9 Mart'ta sağ junta, yani ABD'nin desteklediği Orgeneral Faik Türün'ün liderliğindeki faşist sağ junta sol juntanın tepesine bindi. Askerler tutuklandı. Gazeteciler, akademisyenler, işte aydınlar tutuklandı. Kimler? Solcular. Bunların içerisinde İşte Mümtaz Hoca da var, Uğur Mumcu da var, Uğur Alaca Kaptan Hoca da var. Sol dünyanın o dönemki önemli önderleri, liderleri, İlhan Selçuk, gazeteciler, işte daha sonra Altan Öğmenler falan tutuklanacak. Elip Galip Sandalcı, Emin Galip Sandalcı, bir çırpıda aklıma gelenleri sayıyorum. Çok çok isim var çünkü sevgili arkadaşlar. Sonuçta
Bunlar Ziver Bey Köşkü dediğimiz, hemen benim evime de çok yakındır, birkaç yüz metre uzaktadır. Müteahhit olan o köşkte işkencehane kuruldu aynı zamanda. İşkenceden, bunlar işkenceden geçirildi. Kim? General Celil Gürkan, Talat Turan buralardan işkenceden geçirildi. Erol Bilbilik'in kitaplarını tavsiye ederim. Bizim Deniz Kuvvetleri'nden sevgili ağabeyimiz Erol Bilbilik. Şimdilerde sağlık durumu biraz problemli. Bakım evinde kendisi ama sağlık diliyorum kendisine. O dönemin tanığı içinde yaşadı bu insanlar. Çünkü onlar da sol cuntanın içindeydiler bu kişiler. Efendim, peki bu tutuklamanın ardından ne olacak? Bu tutuklamanın ardından işte söylediğim an daha önce Değerli Rom'un kaçırılması, öldürülmesi, bütün bunların hepsi de toplandığında Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Kuvvet Komutanları efendim ne verdiler? Süleyman Demirel hükümetine karşı bir bildiri yayınladılar. Muhtıradır bunun adı. Onun üzerine Süleyman Demirel başbakanlıktan çekildi. Hatta denir ya işte şapkasını, fötrünü aldı gitti. Daha sonra Deniz Kuvvetleri Komutanı Celal Eyüboğlu'nun yerine Kemal Kayacan gelecek. Kemal Kayacan Oramiral ordudaki sol subayları, sol görüşlü subayları korumuş olan birisidir. Yani solcuları korumuş olan birisidir. Ama daha sonra emekli olduktan sonra yine benim evime birkaç yüz metre mesafededir suikastle öldürüldüğü efendim evi, apartmanı, ki ben evin çocuğu, yani onun böyle manevi çocuğu gibiydim ben Kemal Kayacan Oramiral'ın. Çok şey dinledim. Hatıratını da bana bıraktı hatta. Arkadaşlar, bu bütün bunların sonucunda, peki işte bu sağ cuntanın, faşist cuntanın bu müdahalesi sonucu olarak ne oldu? Meclis kapatılmadı. Siyasi partiler kapatılmadı. Sendikaları kapatılmadı işlerine. Bunların son verilmedi. Ama bir burada Nihat Erim'in başkanlığında bir hükümet kurduruldu. İşte ondan sonraki süreçte de işte solun üzerine büyük bir şiddetle gidildi. İşte hapsedildiler, işkenceden geçirdiler. Daha sonra işte Deniz Gezmişer, genç fidan diyoruz ya, onlar idam edilecek. Sonra efendim işte içinde Sinan Cemgillerin olduğu, Ertuğrul Kürkçüklerin oldukları o grup Marçayanlar, onlar öldürülecekler. Ve Deniz Gezmişler, işte Hüseyin İnanlar, bu üç genç var ya efendim, bu üç gencin idamı mecliste görüşülürken Adalet Partisi sıralarından, işte sağcılar, sağ politikacıların sıralarından 3'e 3 oldu diye böyle haykıracak. Yani Adnan Menderes, Hasan Polat, Kampatyan Üçlü Zorlu'nun böylece intikamının alındığını söylüyorlar. Efendim bunlar onu belirtecekler. Düşün, ha bu diyeceksiniz, bu üç gencin idamında Cumhuriyet Halk Partisi'nden o dönemde bulunan bazı milletvekilleri de el kaldırmadı mı? Kaldırmaz olur mu? Onlar da kaldırdılar tabii. Onlar da kaldırdılar sonuç olarak. Peki bütün bunların sonucunda ne oldu diyorsanız, bakın ben size söyleyeyim. Bütün bunların sonucunda bu askeri müdahalelerde genelde, zaten her seferinde ülkedeki solcular, sosyal demokratlar, Atatürkçüler, Kemalistler, adını ne koyarsanız koyun arkadaşlar, onlar tutuklanıp hapishanelere atıldı. Asıl 12 Eylül'dedir büyük kırım. 12 Mart'ta ülkücülerin hiç burnu bile kanamadı. Bak. Siyasal İslamcıların hiçbir müdahalede burunları bile kanamadı. Bak, hiçbir müdahalede. Sonra 12 Eylül'de ne oldu? 12 Eylül'e kadarki süreçte ne yazık ki sokaklarda kullanılan bu, hani temiz Anadolu çocukları, aynı kökten geliyor solcusu, ülkücüsü. Bu çocukları kullandılar. Sonra ne oldu? 12 Eylül'de bunların en az %85'i tutuklandı, hapishaneye atıldı, idam edildiler. Bak, ama hep ortalıkta kim serbest bırakıldı? Siyasal İslamcılar. Buna çok dikkatinizi çekerim. Çok dikkatinizi çekerim. Peki 27 Mayıs 1960 oldu, askeri müdahale sonlandı mı? Her şey, hayır, sonlanmadı. Bak 12 Mart 1971 geldi onun arkasından. Sonlandı mı? Hayır, sonlanmadı. 12 Eylül 1980 geldi. Sonlandı mı? Hayır, sonlanmadı. Dikkat edin bak, 28 Şubat gelecek. Sonlandı mı? Sonlanmadı. 27 Nisan'daki ev muhtara günleri geldiğinde anlatırım onların da ne olup ne bittiğini. Bakın çok net bir şey söylüyorum. Bu askeri müdahalelerle sonuç alınmaz. Hep söyledim, söylemeye devam edeceğim. Çünkü bunun önünde de sonunda da ABD var, NATO var. Yazık oldu ülkenin çocuklarına, yazık oluyor bize, yazık oldu bu güzelim ülkeye. Siyasetçilere sıra gelince, iyi güzel de bu darbelerin arkasında ABD, NATO var diyoruz da siyasetçiler ne halt ediyor diyorsanız, ben size söyleyeyim, işte bak İhsan Sabri Çağlayangil de anlatıyor ne olduğunu. Ne diyor? CIA'ya altımızı oymuş dedi. Onun çok önemli bir hatıratı var. Tanju Cılızoğlu gazeteci kaleme almıştı. Başlığı şuydu: kader bizi
una değil üne itti diyedir. Onun başlığı okumanızı öneririm, bak orada anlatır. Buradaki ABD'nin falan rolünün ne olup ne olup. Bu konuda çok hatırat var dedim ya, yani %50'sini sizle paylaştım kendi kütüphanemde olan kitapları. Çok şey yazıldı bu konuda. Çok değerli arkadaşlar. Onun için hatırlayın, Yusuf Asacık ne demişti? Komutanlar demişti, bak komutanlar siyasetle ilgilenmelidir ama siyaset müdahalesi yapmamalıdır. Bak 1000 sene önce söyledi bunu Yusuf Asacık. Kutat Gobilik kitabında sizle paylaştım biliyorsun, cumartesi günü onu size anlattım. Onun için bugün de bizim için tek yol, tek çıkar yol demokrasidir. Ancak darbeler yalnızca asker eliyle yapılmaz. Sivil darbede yapılır. Nasıl sivil darbe yapılır diyorsanız çok basit. Laik cumhuriyetin yıkarsanız eğer siviller eliyle, işte bu bir darbedir. Bunu yıkıp yerine siyasal İslamcı bir rejim kurayım derseniz bunun adı siyasal darbedir. Ya da bir siyasal parti, efendim parti programı gereği ülkede başka bir ideolojik bir darbe yaparsa, efendim işte bunun adı sivil darbedir demek, yalnızca askerler değil. Onun için tek çıkar yol demokrasi, demokrasi, demokrasidir. Tek çıkar yol laik cumhuriyetin yaşatılmasıdır. Tek çıkar yol Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rehber almaktır. Tek çıkar yolumuz odur. Unutmayınız ki Atatürk daha genç bir subayken ordunun siyasete müdahalesine karşı baş kaldırmıştır İttihat Terakki Genel Merkezi'nde. Daha sonraki yaşamında da hep aynı şeyleri söylemiştir. Onun için şunu unutmayalım. Laik dünya görüşü, laik bir devlet, demokrasinin de en büyük güvencesidir. İşte bütün bunlar olmasını istemiyorsak, tam bağımsızlıkçılık, yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize gösterdiği hedef, anti-emperyalist olmak, tam bağımsızlıkçılık bizim tek yol haritamız olmak zorundadır. Gerçek bir demokraside yaşamamız dileğiyle.